Şimdi Fenerbahçeliler de bir espri yaptılar. Biliyorsunuz Musa Sow Rovesata golleriyle meşhur. Evet. Fenerbahçeli taraftarlar da yurdun dört bir yanından ters kardan adam. Bakın Musa'nın Rovesata gollerinden kareler. Bu galiba Manchester'a attı değil mi Serkan? Hoppa. Evet işte evet o kadar işte Musa ki. O kadar çok Rovesata golü atıyor ki dünyayı tersten gören adam. Bize de attı biliyorsun. Evet Musa atmadı. Atmadı yok biliyorsun. İşte böyle. Tabii bu adamın kardan adamı yapılsa nasıl yapılır demiş Fenerbahçeli taraftarlar. Türkiye'nin dört bir yanından ters kardan adamlar yapıp işte böyle. Ya çok bakın, iyi be. Fenerbahçe kaşkolu da bağlamışlar. O bayağı Rovesata da ama. Baksana krampon. Baksana. Kramponlara bakar mısın? Bir dakika bir geri gelir misin? Bir dakika. Krampon yapmışlar. Krampon giydirmişler. İnanamıyorum ya. Çok güzel be. Evet. Fenerbahçe taraftarına da selam olsun buradan. Evet. Devam edelim. Görelim bakalım Musa Sow kardan adamları bunlar da değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin golcüsü Senegalli değil mi Serkan? Yanlış bir şey söylemeyelim. Evet. O düşmüş gibi duruyor. İşte bakın Sow'un forması da var üstünde. İşte ters kardan adamlar, Musa Sow'a göndermeler bunlar. Çok başarılı, yaratıcı milletimiz. Bu süper. Biraz abartılmış gibi. Bu amuda kalkmış ya, bu Rövaşat'a değil abi. Musa. Amuda kalkmış. Ama bunu yapmak da zor kardeşim. Bence yani. Bu daha zor ya. Ben normal ya, kardan adam ya. Yapabilir misiniz siz mesela? Ben asla yapamıyorum. Yapabiliyor musun normal benimkinin kardan? Benimkinin hepsini altı üçgen oluyor yani. Abi. Bir garip oluyor. Hep üçgen oluyorum ben. Ama hiç yuvarlak yok. Bir de amuda kaldırmış. Bu tam bak. Yok bir önceki abi. Bu da güzel değil. Şey güzel. İlk kramponlu güzel. İlk kramponlu fena. Güzel bence hepsi başarılı. Abi şu futbol muhabbetini açmayın Allah aşkına. Yaramız zaten derin. 3-1 Suudi Arabistan takım mıydı? Hazırlık maçıydı. Galatasaray yenildi. Ya vallahi ayıp ya. Ya ben... Sen dün yine Sabri'ye falan saydırmışsın. Ya abi ben daha televizyon... Ya hazırlık maçında bile Sabri'yi koyuyorsunuz ya. Allah'tan korkun ya. Ne? Allah'tan korkun. Ne yaptın aralarında? Ne var? Ne gibi bir organik bağ var? Ben anlamıyorum ya. Ben anlamıyorum ya. O benim ömür. Ha ben de benim. Ne oldu dedim ya. Benim. Son dakika haberi mi geldi? Yani ayıptır ya. Ne adamsınız ayıp, siz ya? Ayıp bari. Peki. Hazırlık maçında koy Lines'i ya. Bu kadar olur mu? Bu Riker'in kimdir abi? Birinin kimin eniştesi? Kimin akrabası bu Galatasaray'da? Gitmiyor değil mi? Ya ben anlamadım ya. Bu nasıl bir takım? Bu nasıl bir Galatasaray ya? Ya Dursun Bey zaten senin öyle bir çapın yok. Vizyonun yok kulüp yönetmeye. Ultra Aslan sesini çıkarmıyor. Enteresan bir şekilde. Ya hadi takım kötü bir takım da değil. Gönder Riker'inki ya. Gönder abi gönder. Tamam bunu ayrıca seninle konuşalım. Allah ya dün bile evde oturuyoruz vallahi haram ettiler bize ya. Biliyorum sen zaten Galatasaray yenildiğinde adam irtibatı dünyayla kesiyor. Abi ayıp hiçbir ya. Hiçbir şekilde ulaşamıyorsun. Ayıp bu kim Kur'an evet. Çarpsın bak vallahi billahi dallahi biz Bayrampaşa'da bizim Fatih Çarşı'nın orada top oynuyoruz. Bu adamı getirip halı sahada takım yönettirmem ya Riker'inki. Takım yönettirmem ya. Halı saha takımını bile. Ya takım yönettirmem ya. Dünyanın en futbol cahili boş beleş adam ya bunlar. Bunlar nereden getiriyorlar bu parayı? Yazık. Bak Galatasaray'ın içinde o ekşi sözlük var ya Ömür. Hmm. Sözlükler üzerinden yürüyen algı operasyonu var mesela. Galatasaray'la o üniversite sayfası vesaire. Onlar da sırf Fatih Terim Tayyip Erdoğan'ın hatırını kırmayıp 4 maçına milli takımı yönettiği için tamam mı? Adamı resmen inanılmaz büyük bir algı operasyonu yaptılar. Terimi mi? Terimi. Yediler. Hamzoğlu'nu da sırf orada şampiyonluk gecesi çay içtiği için bak. Şampanya çay içtiği için adama çomar demedikleri. Hamza Hoca iyi bir hocaydı. Köylü demedikleri kaldı ki adama top çalmıyorlardı. Sahabe kalmadılar bir tane. Sahabe. Evet, koca tamam. Sahabe üstüde evet. Sahabe kalmıyorlardı. Ya bu Riker'ing denilen adamı getirdiler. Ya malzemeci yapmaz Hamza bunu kendi takımında. Malzemeci. Buna da 50 tane topçu aldılar verdiler. Hala topçu transfer ediyorlar. Ya gönderin ayıp ya. Ben peki. Hayatımda bu kadar kötü bir Galatasaray yönetim, bu kadar iğrenç bir Zigelt vardı bir ara İzlandalı. Evet. Onun döneminde kötüydü. Aman ya Rabbi ya. Baykaş. Ya evet, böyle bir şey yok konuşuruz ya, bütün bunları Nihat'ım. Geçmiş olsun diliyoruz sana ve Galatasaraylılara. Evet. Olsun bir hazırlık maçıydı. Fatih'te, İzmir'de, Bayrampaşa'da hiçbir yerde Beyaz TV göstermiyor diyorlar. Evet dünden de var öyle şikayetler. Umarız gelir ne diyelim. Artık biz sürekli söylemekten bıktık. Yapacak bir şey yok.